Hava Kurumu Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi 2023 birinci etap Tatlısu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarışmasını çekmek için Endorfin olarak buradayız. İzleyin, çok keyifli bir yarışma gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hava Sporları Federasyonu ve Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği tarafından Türk Hava Kurumu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu İşbirliği ile düzenlenen 2023 sezonu Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi 1. Etap yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmamız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi katkıları ile Tatlısu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşmektedir. 2019-2020 pandemi süresince yaşanan duraklamanın ardından yeniden düzenlenmeye başlanan Türk Hava Kurumu Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi'nin amacı Türk gençliğine yarışmacı ruhunu kazandırarak uluslararası platformlarda Türkiye ve tüm Türkleri temsil edecek onurlu, şanlı milli takımımızı oluşturmaktır. Atatürk 1935 yılında Türk Hava Kurumu Türk Kuşu'nu hizmete açılış nedeniyle Türk çocuğuna şöyle seslenmişti. Türk çocuğu, her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek düzeyde gökte seni bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Sözleriyle Türk gençlerine koyduğu hedef yolunda ilerlemenin bugün haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yarışmada Türkiye'miz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin gençlerinin Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözüyle bir araya gelerek Türkleri uluslararası düzeyde en zirvede temsil etme gayreti içerisinde olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu uğurda kıyasıya ancak sporcu ahlakı ve çevikliği ile yarışacaklarına hiç kuşkumuz yoktur. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Türk Kuşu Havacılık ve Eğitim Müdürü Burçun Karataş Özveren'i sahneye davet ediyorum. Bu yıl ilk etabını düzenlediğimiz hedef yarışmasında yıl içerisinde bütün diğer yapacağımız bölgelerde de bitirdikten sonra milli sporcumuzu seçip dünya veya Avrupa Şampiyonası'na göndereceğiz. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. İyi uçuşlar diliyorum. Teşekkürler.
Kürsüye Türkiye Hava Sporları Federasyonu As Başkanı Abdullah Kahraman'ın konuşmalarını yapmak için davet ediyorum. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz'ın size selamlarını getirdik. Kıbrıs'ta yavru vatanımızda olmak bizim için her zaman bir gurur vesilesi olmuştur. Bu vesileyle de Sayın Türkiye Hava Kuzey Kıbrıs Hava Sporları Federasyonu Başkanımız Zeki Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerimiz federasyonlar işbirliğiyle devam edecek. Zeki Başkanımız da sadece yamaç paraşütünde değil de bütün havacılık spor alanındaki branşlarımızla da Kıbrıs'ta faaliyetlerimize başlayacağız, protokollerimizi yapıyoruz. Bu vesileyle hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ta olmak için, olmak bizim için ayrı bir özellik. Kıbrıs'ımız bizim kalbimiz, yüreğimiz, her şeyimiz. Herkese teşekkür ediyorum. Bütün sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, güzel bir yarışma olur. Teşekkürler. Federasyonu Başkanı Sayın Zeki Ziya'yı konuşmalarını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. El birliğiyle 2,5 senedir herhalde hiç yapmadığımız işlemlere tekrardan başlıyoruz. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Burada bugün Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağını yapıyoruz. Az önce Sayın As Başkan'ın da belirttiği gibi her konuda işbirliği yapacağız. Bundan sonraki hedefimiz burada uluslararası bir yarışmayı gerçekleştirmektir. Daha önce Sayın Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde burada biz bir dünya şampiyonası yaptık. 32 ülke katıldı. 100'e yakın sporcu katıldı. Ben bugün tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir yarışma olsun ve en iyi olanlar kazansın. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.
konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçam'ı davet ediyorum. Bugün çok güzel bir gün. Bizim için çok anlamlı. Geçmişte çok başarılı bir organizasyonla Hava Sporları Federasyonumuzla birlikte yapmış olduğumuz çok başarılı bir organizasyonla bu alanda bir dünya şampiyonası gerçekleştirdik. Kıbrıs Türklerinin bu alanda fırsat verilirse neleri başarabileceğinin aslında o şampiyonanın organizasyonu bize göstermiştir. Dünya çapında çok başarılı sporcularımız var. Bireysel sporlarda ne kadar yetenekli olduklarını gösterdiler. Bunların devamı için bu gibi açılımlar çok önemli. Bugün burada Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağının yapılıyor olması, buradan seçilecek sporcuların Dünya Şampiyonası'nda ya da Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak olması bizim için çok anlamlı ve gurur verici. Biz bu tip işlere, bu tip organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırız. Bu arkamızda bulunan atlama alanı, yamaç paraşütü adına ülkemizin en güzel, belki de dünyanın en güzel yamaç paraşütü alanlarından bir tanesi. Bu bölgeye kazandırırken bunu Sayın Zeki Ziya ile birlikte bir hayaldi başladığımız ve bu hayali gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyorum. Yamaç paraşütü Dünya Federasyon Başkan Yardımcısının bu bölge için söylediği sözler bizim için çok önemliydi. Evet, biz bölgeyi aslında sadece yamaç paraşütüyle değil, adrenalin sporlarının diğer faaliyetlerin de yapılacağı alana dönüştürüp burayı bir merkez haline getirmek. Burada yamaç paraşütü için gelecekte yapacağımız yatırımlarla birlikte yine federasyonumuzla işbirliği içerisinde bir okulunu da burada açmaktır hedefimiz. İnşallah önümüzdeki dönemki yarışmalarda burada kendi yetiştirdiğimiz çocuklarımız da bu yarışmalara katılacak. Ben buradan katkı koyan, bugün bu amaçla aramızda olan, yarışmak üzere ülkemize ve bölgemize gelen herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bu yarışmanın başarılı bir şekilde, kazasız, belasız, sorunsuz bir şekilde neticelenmesini diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrardan bölgemize, ülkemize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Başarılar diliyorum. Sağ olun.
Başbakan Yardımcımızı kürsüye davet etmek istiyorum. Anı plaketlerini vermek üzere. Türkiye Hava Sporları Federasyon Başkanımıza anı plaketini vermek üzere. Türk Hava Kurumu Başkanı'nı sahneye alabilir miyim? Temsilen Burçin Hanım'a. Zeki Bey, sizi kürsüye sahneye alabilir miyim? Tevfik'e tecelli kürsüye alabilir miyim? Sahneye alabilir miyim? Ayrılmayın. Ben veriyorum. Siz tamam. Vereceksiniz. Tamam. Gösteri ekibi adına Orhan Özgürbaş'ı sahneye alabilir miyiz? Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Okul Müdürü'ne çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Türk gençliğine havacılık aşkını aşılamak, hava sporunu memleket geneline yaymak, sivil havacılığın gelişmesine öncülük etmek hem Hava Sporları Federasyonlarının hem de Türk Hava Kurumu'nun asli görevidir. İlk yıllarda tayyare eğitimi ve uçuşları ile başlayan faaliyetleri bugün tüm hava sporları branşlarında devam ediyor. Son Avrupa şampiyonu Türkiye ve KKTC milli takımının gösterilerini izledik. Eğer hava koşulları uygun olursa tekrar izleyeceğiz. Eral Cankat, Mehmet Serden ve bütün sporcularımızı hem tebrik ediyoruz hem de gururla izliyoruz. Teşekkürler. Ben Kıbrıs Türk Alternatif Sporlar Derneği'nden Umut Akçıl.
Ben Umut, çok tebrik ediyorum. Yani hem ülkemizin tanınması hem de yaptığınız çok büyük bir özveri isteyen, çok zor bir şey olduğunu fazlasıyla farkındayım. Elimden geldiğince o yüzden ben de katkı koymaya çalışıyorum. Gerçekten çok değerli ve çok zor. Neler söyleyeceksin bize? 2019 yılından itibaren bir duraklama dönemine girmişti. Yamaç Paraşütü Hedef Ligi. 2019 yılından sonra araya pandemi de girdi. İlk kez düzenliyoruz Hedef Ligi'ni. Bu Yamaç Paraşüt Hedef Ligi'nin amacı Türk milli takımını seçmek. Türkiye Türk milli takımını seçmek ve Kıbrıslı sporcular olarak bizler de adayız buna. Evet. Yarışıyoruz. 35 yarışmacımız var. 35 yarışmacımız burada. Kaç Kıbrıslı yarışmacımız var? 10 Kıbrıslı yarışmacımız var. Geriye kalan yarışmacılar da Türkiye'den geldi. Kıyasıya bir yarış var. Hava muhalefeti olsa da zaman zaman şartlar kötüleşse de iyi bulduğumuz her şartta uçuyoruz. Ne durumdayız? Şu an daha 2 tur bitirdik. Planımız 6 ve üzeri maksimum 8 tur yapmak. Ama 6 turu yapabileceğimize inanıyoruz. Yarın saat 3'e kadar bu uçuşlar gerçekleşecek. 3'te kapanış töreni var. Ve bu etabın şampiyonları hem takım düzeyinde sıralama, hem genel klasman, hem de kadınlar sıralaması yapılacak. Şurada gördüğünüz hedefe iniş yapıyoruz. Bunun merkezi 2 santim, yani çok küçük düşünün. Çapı 2 santim. Yarı çapı 1 santimlik bir merkez var ve oraya dokunan pilot en iyi puanı alıyor. Ve o merkezden uzaklaştık sonra puanımız kötüleşiyor. Yamaç paraşütü ileriye ve aşağıya doğru süzülen bir paraşüt tipi olduğu için hedefe inmek zor oluyor. Tabii ki kumandalarımız var, yön veriyoruz ama hava şartlarının da anlık değişmesiyle bu zorlaşıyor. Aslında çok zor bir yarışma türü diyebilirim. Bugün Türkiye'den yetkililer bizlerleydi. Sayın Bakan bizlerleydi. Ve değerli konuklar. Herkes yarışmanın gösteri kısmını da izledi. Evet. İşte burada paramotor gösterileri yapıldı. Model uçak gösterileri yapıldı ve bayraklar açıldı. Evet. Güzel anlardı bunlar. Evet, çok keyifliydi. Evet, mutluyuz. İnşallah kazanan ben olurum diyorum. Hadi bakalım, biz de görelim. Başarılar diliyorum. Hem organizasyonu yapma görevi bendeydi, hem de yarışmacıyım. Bu çok zor. Hem aynı anda yarışmacılık hem organizasyon ama... Bence gayet başarıyla ilerledi, yani çok güzel. Teşekkür ederim. İnşallah kazanacağız. Umudumuz olabildiğince çok. Sizce 10 kişiden kaç tanesi girebilir milli takıma tahminen? Yani 5 kişi alacağız milli takıma. O 5'in içerisine girmeye çalışıyoruz şu an. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Başarılar.